Sultanım, ne olur ağlamayın artık. Validem. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz? Yeter artık Mustafa'm. Daha fazla dayanamayacağım ben bu kadına. Neler olduğunu anlatır mısınız? Yine kıstırdı beni. Hakaret ediyordu. Ben de benim bir şehzadem var. Bana böyle davranamazsın dedim. Üzerime yürüdü. Kendimi müdafaa etmek için elimi kaldırdım. Tam o esnada hünkârımız geldi. Beni o halde gördü. Elimden yakaladı. Hemen Hürrem'den özür dilememi istedi. Ben bir de zorla o kadından af diledim. Yeter artık Mustafa'm, dayanamıyorum. Mustafa! Daya Hatun'a reva mı bu? Hiç acımadan sokağa atıyorlar. Bu yaşta nereye gider, ne yapar? Bu gidişattan ben de memnun değilim. Haremdeki hadiselerin ardı arkası kesilmiyor. Bu duruma bir el koyacağım. Olayları kökünden çözeceğim. Nasıl? Ne yapacaksın? Mustafa'm. Hürrem Sultan. Bizi babamla yalnız bırakın lütfen. Anneme bir söz verdim baba. Hayatım pahasına da olsa onu koruyacağım. Onun üzülmesine izin vermeyeceğim. Bunu size de söyledim. Biz bu yüzden gittik Edirne'ye. Ama görüyorum ki değişen hiçbir şey yok. Siz hala onu üzüyorsunuz. Hala ağlatıyorsunuz. Hani adalet sizin için en yüce değerdi? Bu mu sizin adaletiniz? Bizim geleceğimize kim karar veriyor baba? Siz mi? Hürrem Sultan mı? Bana verecek cevabınız yok mu hünkârım? Kim karar veriyor bizim hayatımıza? Mustafa'm. Annen için endişelenmeni ve onu korumaya çalışmanı anlıyorum. Bana olan sadakatinden de kuşkum yok. Lakin unutma. Şu anda karşında sadece baban yok. Aynı zamanda hünkârın var. Sen nasıl gelirsin böyle? Bu ne hal? Validem. Ne olur bir şeyler yapın Mustafa'm. Aferin sana. Neden anlatıyorsun ona ne çektiğini? Bilmiyor musun evladının sana düşkünlüğünü? Susmayı bir öğren artık. Ben çok kötüydüm. Ağlarken görünce... Bu işin şakası yok Mahidevran. Mustafa çocuk değil. Tahtın varisi. Tek bir laf bile onun mahvına yol açabilir. Bu nasıl sual? Sen bilmez misin ki benim ayağıma bastığım her yerde benim yükümüm geçer. Ailemin geleceği mutlak olarak benim tasarrufumdadır. Ve verdiğim her karar benim irademi temsil eder. Bir imparatorluk kadınların gözyaşlarına yönetilmez. Madem öyle, Hürrem Sultan'ı durdurun hünkârım. Onun gözyaşlarına kurban etmeyin bizi. Sen ne demek istiyorsun? Gerçek bu. Siz
üç kıtada tüm cihanı yönetiyorsunuz. Lakin bir kadını yönetemiyorsunuz. Git buradan Mustafa. Elimden bir kaza çıkmadan git. Hünkârım. Yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni. Şehzadem. Süleyman. Ne oldu? Mühim bir şey yok. Benim yüzümden mi tartıştınız? Ne olduysa oğlumla benim aramda. Seni alakadar etmez. Mustafa'm neredesin sen? Neler oldu? Anlat çabuk. Oğlum. Korkutma beni. Babanla aranızda ne geçti? Dairene dön validem. Bundan sonra da sakın ağlama. Hiç kimseye ezdirme kendini. Oğlum, ne yaptın sen? Babana karşı mı geldin yoksa? Yanlış bir söz ettiysen hiç bekleme, git hemen af dile. Benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Başına çeki düzen ver. Hünkârım. Sümbül Ağa. Odama gel. Emredersiniz hünkârım. Taşlar olmaz oğlum, mangal oynuyoruz. Ben de oyna, öğrenirim şimdi. İyi, geç karşıma. Gel bakalım. Yenilince kaçmak yok ama. İbrahim'i de seni de geçebilirim. Çok iyi koşuyor, alıştı bana. Öyleyse göster bakalım marifetini. Şimdi mi? Al köşkünü, önce varan kazanır. Hep sen kazanıyorsun. Artık oynamayacağım. Hasbahçeyini hep ok atmak istiyorum. Sen böyle her mağlubiyetinde kaçıp gidecek misin Mustafa'm? Hı? Bu mağlubiyetten bir ders çıkar. Nerede hata yaptım ben? Tamam, aldım dersini. Ama güzel ok atıyorum değil mi? Ağalar. Hünkârım. Mustafa'yı çağırın gelsin. Emredersiniz. Hünkârım. Mustafa'm nerede? Neden gelmedi hala? Şimdi Mahidevran Sultanımızla görüştüm. Şehzademiz hastaymış, gelemeyeceklerini bildirip af dilediler. Nesi varmış? Allah muhafaza, ciddi bir şey yok.
midesini üşütmüşler. Tamam. Söyle atımı hazırlasınlar. Emredersiniz hükümet. Hünkârım, Şehzademiz Mustafa'nın tavrını onaylama mümkün değil. Lakin kendisi toy bir delikanlı. Kanı kaynıyor. Çoktan pişman olmuştur, yakındır af dilemesi. Bir erkek olarak karşıma çıkıp düşündüklerini korkmadan söylemesine bir itirazım yok. Saygı sınırlarını aşmadığı müddetçe bunu mesele yapmam. Aksine hoşuma da iyi gider. Yüzüme karşı başka, arkamdan başka konuşmasından evladır. Öyleyse nedir sizi böyle Hüseyin? Bir an kendimi kaybettim Parkalı. Kendi öz evladıma, Mustafa'ma zarar vermeme ramak kalmıştı. İşte o an korktum kendimden. Yapabileceklerimden korktum. Günün birinde babam gibi kendi öz evladıma zehirli kaftan göndermek istemiyorum. Asla. Bu mümkün değil. Hünkârım, şehzademiz öfkesini de vicdanı da sizden almış. Size benziyor. Emin olun. O kimseye zarar veremez. Hele ki kendi kanından birine kıyamaz. Tıpkı sizin gibi. Verecek cevabınız yok mu hünkârım? Kim karar veriyor bizim hayatımıza? Sen bilmez misin ki benim ayağımı bastığım her yerde benim hükmüm geçer. Hürrem Sultan'ı durdurun hünkârım. Onun gözyaşlarına kurban etmeyin bizi. Bir an kendimi kaybettim Parkalı. Kendi öz evladıma, Mustafa'ma zarar vermeme ramak kalmıştı. Yapabileceklerimden korktum. Günün birinde babam gibi kendi öz evladıma zehirli kaftan göndermek istemiyorum. Her daim yanında ikinci bir silah taşı Mustafa'm. Hünkârım. Malkaçoğlu. Cuma selamlığına hazırız hünkârım. Şehzadem gelmedi mi hala? Paşa hazretleri, dilerseniz valide sultanımıza söyleyeyim ve fakat kimseyi dinleyecek gibi değil. Ben gider alırım sümbüyü de. Nasıl girersiniz? Zinhar yasak. Eyvahlar olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Destur! Paşam. Paşa hazretleri. Olmazsa. Sultanım. Hala bir havadis yok mu? Şehzademiz çıkmamış dairesinden. İbrahim Paşa gelmedi mi? Gelmiş ama ne oldu bilmiyorum. Allah'ım sen aklıma mı kaydol? Delirdi bu çocuk, göz göre göre hayatını mahvedecek. Of.
İbrahim Paşa. Sen çık dışarı. Kalk hadi. Hazırlan, geç kalıyorsun. Sen bana böyle emir veremezsin. İcap ederse veririm şehzadem. Neden biliyor musun? Seni herkesten koruyacağıma dair yemin ettim ben. Senden bile. Sen hala burada mısın? Ne oldu ki ya? Helen'in körü oldu. Yürü taşla. Bana bak. Burada olanlar burada kalacak. Hele birine söyle. Vallahi ve tillahi kopartırım dilini. Haydi git. Giy şunları hemen. Gidiyoruz. Çık dışarı paşa. Ben gelmeyeceğim. Geleceksin Mustafa. Kalk hadi. Paşam. Sana kalk derim! Derdin ne senin? Kellen mi gitsin istiyorsun? Senin babası canına kıyar mı hiç? Hem de bu yüzden. Kıymaz elbet. Lakin kıyması için dua edenlerin ekmeğine yağ sürmüş olursun. Aklını başına devşirin Mustafa. Karşındaki baban değil, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Çocuk değilsin artık. Masumiyet çağı bitti. Bir şehzade olarak iktidarın namzedisin. Söylediğin, yaptığın her şeyin büyük mesuliyeti var. Şu anda vereceğin karar bundan sonraki bütün hayatını belirleyecek. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri! Aralığının bozuk olduğu söyleniyor. Daha dün bir, bugün iki. Çok yağ az çıktı şu Mustafa. Vali Bey. Buyurun hünkârım. Gidiyoruz. Arzu ederseniz şehzademize bakayım. Lüzum yok, gidelim. Nasıl isterseniz. Hünkârım bağışlayın. Valide Sultanımızın elini öpmeden çıkmak istemedim. Hala. Gidelim. Hünkârım. Haddimi aştığımın farkındayım. Bağışlayın. Öfkenizi hak ettim. Mustafa'm, ben sadece düşmanıma öfke duyarım. Sen benim evladımsın. Niyetim size karşı gelmek değildi. Lakin itiraf etmem gerekirse üzüldüm. Ve sizi de bu üzüntünün ortağı yapmak istedim kendimce.
Her insanın hayattan ümitleri, istekleri, arzuları vardır oğlum. Bu mümkün. Lakin tavır alarak, küserek, isyan ederek derdine derman bulamazsın. Bir sıkıntın varsa susmayı değil, derdini sakın sırtında yük olarak taşıma. Konuşmayı tercih et. Ben her daim seni dinlemeye hazırım. Hadi gel mangal oynayalım. Nicedir oynamıyorduk. Hünkârım. Gel Pargalı. Şehzadem beni hayli zorluyor. Mağlup ederse şaşırmam. Mustafa tekrardan Viyana'ya gitmek istiyor. Şalken'i biri o tahttan indirmeli, öyle değil mi? Bırakalım otursun. Zira sayemizde dikenli bir tahtın üstünde oturuyor. Batı'daki nihai sınırlarımıza ulaştık. Hristiyan alemi gördü ve anladı ki bu dünyada tek bir imparator var, o da benim. Artık yönümüzü doğuya çevirme vaktidir. Acem diyarının aslanlarıyla olan kavgamız çok eski. Bir türlü yenişemedik. Ta Selçuklu'dan beri bu böyle. Babamın bitiremediği bu kavgayı ben nihayet erdirmeliyim. Hünkârım, affınıza sığınarak soruyorum. Bence büyük suyun öte yanına geçmeliyiz. Yeni dünyaya giden kâşifler esirlerle, ganimetlerle geri dönüyorlar. Eğer biz bir cihan imparatorluysak, bu zenginliğe ortak olmalıyız. Sen ne dersin Mustafa'm? Hünkârım, bence iki hedef de doğru. Siz İbrahim Paşa ile doğuya gidin, Safevileri bitirin. Doğunun tek aslanı olmalı, o da Osmanlı. Ben de büyük suyu geçmek üzere donanmanın başına geçerim. İki ayrı cephede dünyayı fethederiz.